Vestel Beyaz Eşya Cuma günü kapanış sonrası ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Net kâr rakamı beklentilerle büyük ölçüde uyumu geldi diyebiliriz. 597 milyon TL'lik net kâr rakamı piyasanın da bizim de tahminimize yakın gelmiş durumda. İyileşen faaliyet marjları ile birlikte aslında iyi bir operasyonel performans görsek de net kâr rakamında yıllık bazda %14'lük bir daralma meydana gelmiş durumda. Bunun da ana nedeni artan finansal giderler ve yüksek kur farkı zararları oldu diyebiliriz. Şirket yılın ikinci çeyreğinde beklentiler doğrultusunda yıllık bazda %51'lik artışla 11,4 milyar TL ciro elde etti. Ciro'daki büyüme, yurt içi satış hacmindeki çift taneli artış, zayıf TL ve yurt içi piyasalarda yapılan fiyat ayarlamalarından kaynaklandı. İç talep güçlü seyrini sürdürürken, diğer yandan ihracat pazarlarındaki zayıflık devam etti. Avrupa'da en büyük 5 pazarda talepte %9 oranında bir daralma meydana geldi. Buna ek olarak şirketin Avrupa dışı pazarlarında da büyümede normalleşme görüldü. Diğer yandan zorlu talep koşullarına rağmen şirket Avrupa'da piyasa üstü performansını sürdürmeye devam ediyor. Şirketin Avrupa'ya yapılan ihracat gelirleri Euro bazında %13'lük büyüme göstermiş. Avrupa dışı bölgelerde ise bu oran %8 seviyesinde gerçekleşmiş. FAVÖK rakamına gelecek olursak piyasa tahmininin %11 üzerinde yıllık bazda %70 artışla 1,8 milyar TL olarak gerçekleşmiş. FAVÖK marjı bir yıl önceki %14 seviyesinden %15,8'e yükseldi. Düşen ham madde fiyatları ve navlun maliyetlerinin yanı sıra Euro-Dolar paritesindeki artış ve TL'deki hızlı değer kaybı FAVÖK marjının iyileşmesindeki ana nedenler olarak gösterilebilir. Beklentilerin üzerinde gelen FAVÖK performansına hafif olumlu bir piyasa tepkisi görebiliriz diye düşünüyoruz. Hisse için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Diğer yandan sonuçlarla birlikte Vespe için hedef fiyatımızı, yeni makro tahminlerimiz ve aynı zamanda 2023 FAVÖK marjı tahminimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonla beraber 23,8 TL olarak revize ettik. Şirketin mevcut çarpanlarının da değerleme açısından cazip olduğunu düşünüyoruz. Herkese iyi haftalar.